mutfağımızda bulgur da çok kullanıyoruz. Yani bulgurdan dolayı yöresel ismini alıyor. Evet. Şimdi tavamızı aldık. Tereyağıyla birlikte bunu kavuracağız. Evet, tereyağıyla birlikte kavuracağız. Ne kadar tereyağı ekleyeceğiz? 10 gram. 10 gram bir tereyağıyla kavurduktan sonra içine baharat falan atacağız. Tabii ki. Hangi baharatları kullanacağız? Nane, reyhan, pul biber. Evet. Şimdi yoğurdunu bırakıyoruz. Şimdi ne kadar baharat kullandık onları da bir söyleyelim seyircilerimize. Her birinden birer tutam. Evet, bir tutam nane, bir tutam pul biber, bir tutam reyhan. Evet, iyice bunu kızartıyoruz. Tereyağımız da mis gibi de koktu. Evet. İftarda böyle hafif yiyeceklerin yenmesi gerekiyor. Bu da hafif bir yenilebilecek yemek. Hafif yemek. Bir de bunun biz yöresel yine sulu yağlısını yapıyoruz. O nasıl yapılıyor? Yine aynı şekilde. Aynı şekilde değil. O soğan, kuşbaşı etle kavuruyoruz salçalı. Salçayla birlikte. Sulu oluyor. Adı üstünde de sulu yağ alıyor zaten. Bu yoğurtlu olanı, diğeri sulu. Bu daha hafif. Yoğurdumuzu tabağımıza koymuştuk öncesinden. Üzerine de köftelerimizi alıyoruz. Afiyetle yiyoruz. O zaman bizler seyircilerimize afiyet olsun diyoruz. Kahramanmaraş'ın yöre mutfağından yoğurtlu sömürek köftemiz hazır. Görüntüsü muhteşem. Bizler süsledik. Ekran başındaki izleyicilerimizi biraz canlı çektirmek istedik. İftara az saatler kaldı. Ustamızdan sizlere şimdi son olarak söylemek istediği bir şey var mı diye soracağım. Evet ustacığım. Tüm Kahramanmaraş halkımıza hayırlı iftarlar, afiyet olsun. Afiyet olsun diliyoruz.